İyi günler ben Reha Yacıoğlu. Bu ders Blender 8 için hazırladığımız serinin ilk bölümü. Bu seri boyunca Blender 8'i en basitten yani temelden başlayıp en üst seviyeye kadar çok uzun olmayan videolar halinde anlatmaya çalışacağız. Bu serinin Blender'a yeni başlayanlar için ya da Blender 2.7'den Blender 2.8'e geçmek isteyenler için ve diğer 3 boyutlu programlardan Blender'a geçmek isteyenler için detaylı bir başvuru kaynağı olmasını umuyoruz. Sıfırdan başlayanları da hedeflediğimize göre Blender'ı internetten indirip bilgisayarımızı yüklemekle işe başlayalım. Blender'ın resmi sitesi www.blender.org Şimdi buraya gidiyoruz. Blender ana sayfasına geldiğimizde şu açık mavi düğmeyi buluyoruz. Download Blender 2.80. Bunu tıkladığımızda bizi download sayfasına yönlendiriyor. Orada yeşil download Blender 2.80 düğmesine tıklıyoruz ve inmeye başlıyor. İnme birkaç dakika içinde tamamlanacaktır. Bir dakika içinde indirdi. Şimdi indirilenler klasörüne gidip oradaki Windows installer paketini Blender 2.80 Windows 64 MSI. Bunu çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Ve Next diyoruz. Next dedikten sonra gelen lisansı şuradaki kutuyu check yapıp tik atıp kabul edip Next diyoruz. Tekrar Next diyoruz ve Install. Admin hakları soruyor, ona da evet diyerek geçiyoruz. Ee, yine yaklaşık bir dakika gibi bir sürede bilgisayarınıza gerekli kopyaları in yükleyip, ayarları yapıp kullanılır hale getirecek. Masa üstünde bir tane Blender ikonu görüneceğiz. Şuna benzer bir ikon, o ikon Blender'ı çalıştırmaya yarayacak. Finish, evet Finish diyoruz ve işlem bitti. Bunu kapatıyorum, bunu da kapatıyorum ve Blender burada. Şimdi bunu çift tıklayarak çalıştırıyorum. Blender'ı ilk çalıştırdığımızda böyle bir karşılama ekranı geliyor. Splash Screen. Bu ekranın sağ üst köşesinde versiyon numarasını göreceksiniz. Versiyon 280. Böyle bir render var. Spring çizgi filminden bir kare. Her bir yeni versiyonda bu render değişiyor. 281'de başka bir render olacak örneğin. Şuradaki siyah bölgede ise şu new file ile e geri geleceğiz. Ama ilk yüklediğinizde sizde muhtemelen öyle olacak. Blender daha önce bilgisayarınızda yüklü değil ve ilk defa yüklediyseniz ilk çalıştırdığınızda sadece ilk çalıştırdığınızda da olmak üzere bu siyah bölgede şurada bir ayar menüsü çıkıyor. Blender'ı nasıl kullanacağınızla ilgili ayarlar oluyor. O ayarları yaptıktan sonra ayarları kaydet ve devam et deyince artık o menü bir daha asla gelmiyor. Sonra hep bu şekilde açılıyor. İşte Blender e, 270 gibi kullanma. Blender 80 ayarlarına göre kullanma. Şimdi göstereceğim yerini. E, şurada edit menüsünün altında preferansız de var. Kişiselleştirme ayarlarında, tercihler ayarında. Onu yapmış oluyorsunuz. Bir daha da gelmiyor. Bir daha gelmemesi hiç önemli değil. Siz sadece hiçbir ayar yapmadan direkt Ayarları kaydet gönder diyebilirsiniz. Çünkü burada Edit'in altında Preferences'e girdiğinizde Keymap'e bastığınızda Keymap'in altında bu menü Buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burada çeşitli ayarlar var. Şuradaki en üst satırdaki Blender'a bastığınızda 3 tane temel ayar menüsü var. Blender 2.80 için tamamen yeniden düzenlenmiş. Aslında tamamen yeniden düzenlenmişten kasıt e, şey değil. Hepsi değişmiş değil. Sadece bazı standartlara uymayan... Sadece biz alıştığımız için düzgün kullandığımız ama normal bilgisayar kullanımında, standart bilgisayar kullanıma uymayan şeyler bir araya getirilmiş, toplanmış, daha akıllı, mantıklı hale getirilmiş. Onlar var. 2.80 ayarları. Blender 2.7'den 2.8'e geçtiniz ve ben illa Blender'ı 2.7 olarak kullanmak istiyorum diyorsanız da şunu seçebilirsiniz. Bunu hiç tavsiye etmem ama yapabilirsiniz. Seçim için sol tuş, sağ tuş ayarı da burada. Ona da geleceğiz seçimle ilgili konularda. Bir de Industry Compatible var. Bu da diğer programlardan. CG Industry yani computer graphics, bilgisayar grafikleri endüstrisinin diğer meşhur programlarının herhalde öyle. Ben onları bilmediğim için sadece varsayım olarak kabul ediyorum. Onların kısa yol tuşları, paymenleri, kullanım standartları, menüsü, viewportu vesairesiyle ilgili her türlü kullanımı ona göre oluyormuş o demek. Ee, diğer programlardan gelenler hoş geldiniz. İsterseniz bunu kullanıp rahat kullanıp elde edebilirsiniz. Ama eğer Blender'a geçip de Blender'la devam etmek istiyorsanız 2.7'ler için de yani 2.7'den gelenler için de aynısını tavsiye edeceğim. Blender'ı seçin. 2.80'in ayarlarına devam edin. Çünkü yani örneğin 2.7 artık e, belli bir süre sonra önümüzdeki birkaç sene içinde artık desteklenmemeye başlayacak. Tamamen 2.8 devam ettiğinize göre 2.8'e geçmemizde fayda var. Bu, bu şekilde. Splash Screen'e istediğimiz zaman şu şekilde geri dönebiliriz. Şuradaki Blender ikonuna bastığınız zaman Splash Screen geri geliyor. E, buradaki ayarlarda New File, new file yazan e, yerdeki ayarlar mesela General dediğimiz aslında şeyle aynı. Herhangi bir yere tıkladığımızda direkt başladığımız alan General. Genel kullanım için Splash Screen tekrar verelim. To Animation'a girdiğinizde Size iki boyutlu animasyon için bir ekran getiriyor. Bu şekilde biraz animasyon yapalım. Bu şekilde. Animasyon yapabilmek için, şunu da 12 kare yapayım. Tak tak tak. Ve bastım. Bu şekilde bir animasyon oluyor. Yani animasyon, iki boyutlu animasyon yapabilmek için gerekli her şey e, aktif hale getirip diğerlerini... Kullanmayacak şekilde açıyor, splash screen. Sculpting derseniz, burada direkt olarak Sculpting yapmak için bir ayar geliyor. Şöyle... Bu şekilde bir Sculpting yapabiliyorsunuz. Yani, ana fikri anladınız burada. Blender'ı kullanmak istediğiniz alana göre ayarlayıp o şekilde başlıyor. Recent Files'ta en son çalıştığınız dosyalar. Siz de muhtemelen ilk defa yüklediyseniz boş gelecek burası. Ya da ikiye geliyorsanız son çalıştığınız dosyaları burada görme ihtimaliniz çok yüksek. Ben sadece bir tane açmışım. Böyle bu giriş ekranı bu şekilde. Şimdi aynı seçenekler şurada New'a geldiğinizde burada da var. Yani illa her seferinde Splash Screen'e gitmek zorunda değilsiniz. Blender 2.80'de detaylara girmeden önce bir kullanıcı arayüzünü yani şu karşımızdaki her şey ve fare kullanımı ve klavye kullanımı. Bunlar kullanıcı arayüzünü, user interface'i oluşturuyor. UI, UI. Bunlara geçmeden önce orada kullanacağımız klavye ve mouse ile ilgili iki tane ayardan bahsetmek istiyorum. File, pardon, edit menüsünün altında preferansıza geldiğinizde tercihler menüsü üzer menüde input var. Input'a geldiğimizde iki tane keyboard'la ve mouse'la yani klavye ile ve fare ile ilgili iki tane ayar var. Ondan bahsetmek istiyorum. Keyboard emulate numpad. Numpad klavyenin sağ tarafındaki numerik klavye tuş takımı. Bu tuş takımı Blender'ı kullanırken çok işimize yarıyor. Eğer klavyenizde yoksa neden olmaz? İşte bazı çok nadiren klavyelerde sağ tarafta olmayabiliyor ya da özellikle laptoplarda, notebooklarda çoğunda olmuyor. Ve o da bizim çok işimize yarıyor. Oraya olan bağımlılığı azaltacak bir sürü yeni şey eklediler. Geleceğiz biraz sonra kullanıcı arayüzüne bakarken, navigasyona bakarken. Ama yine de hala o tuşlar bizim işlerimizi çok hızlandırıyor. O tuşlar yoksa Emulate Numpad'e e bastığınızda şu çıkan satırda söylediği gibi klavyenin diğer sayı tuşları... 1'den 0'a kadar olan tuşlar var ya escape'den başlayıp yani Q'nun üzerinden başlayıp sağa kadar giden numarik nüme, e, nümeri, tuşlar. Klavyenin sağ tarafındaki numarik klavyenin aynı işini yapıyor. Oradaki bazı özellikler gitmiş oluyor ama bu bizim için daha değerli oluyor. Bir de emulatory button mouse var. 3 tuşlu mouse'u taklit et. Burada 3 tuşlu mouse'tan kasıt tekerlekli mouse Tekerleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz bastığımız zaman wheel mouse wheel, mouse tekerlerine bastığımız zaman da üçüncü tuş görevini görüyor ve bu tuş çok işimize yarıyor. Yine mouse'umuz iki tuşluysa, bilmiyorum kaldı mı hala iki tuşlu mouse ama Apple'ın mouse'ları, fareleri öyle. Notebook kullanıyorsunuz, notebook'taki bu trackpad. Hani dikdörtgen var ya parmağımızla dokunarak mouse'u hareket ettiriyoruz. Onda da genellikle iki tuş oluyor. E bize üçüncü tuş yani orta tuş lazım. Orta tuş için bunu seçerseniz burada yazdığı gibi Bak kardeşim diyor sen diyor altla sol tuşa basarsam ben bunu orta tuşa basmış olarak kabul ederim. Böylece kullanıcı arayüzünde orta tuş lazım olduğunda ki çok olacak alt lefe basarak bu şekilde bunu kullanabiliriz. Ben de şu anda ikisi de gerekmiyor. Bunları kaldırdım. Blender Preferences menüsü de Blender'ın kişiselleştirmesi için her türlü ayar burada var. Ders serisi sırasında ara ara buraya gelip bazı ayarları kendimize göre kişiselleştireceğiz. Ve bu menünün bir özelliği de yüzer tek menü olması. Yani diğer menülerin üzerine kapatan tek menü müdür. Yani açıyoruz, ayarımızı yapıyoruz, kapatıyoruz. Diğer kullanıcı ara birimindeki diğer bütün pencereler yan yana karalanmış şekilde. Yani şu şekilde şimdi birazdan detaylarına gireceğim. Aralarındaki çizgileri değiştirip boylarını değiştirebiliriz ama hiçbiri öbür üzerine kapanmıyor. Yani bu bilgisayar grafiklerinde çok işimize yarayan bir standart. Bir diğer bahsetmek istediğim şey ben bu kullanıcı ara birimini, bu panelleri birazdan anlatırken bastığım tuşları ve mouse hareketlerini şurada görmenizi istiyorum. Daha iyi bir takip sağlıyor. Onun için bir eklenti var. Add-on. Add da girip geleceğiz. Onu açıyorum. Bunu açtığım zaman gördüğünüz gibi burada şimdi farenin sol tuşuna bastım ve kaç kere bastıysam onu söylüyor ve 3 saniye sonra da hiç hareket ettirmezsem kayboluyor. Ya da klavye tuşlarına bastığım zaman Space'e bastım. Kontrole bastım, Ctrl, Ctrl Z'ye bastım, kontrol Z burada yazıyor. Bastığım kontrol e, tuşu, Alt tuşu ya da Shift tuşu tek tek de basarsam bu şekilde onun kombinasyonu, tuş kombinasyonu ve bastığım tuşlar burada görünüyor. Mouse tekerleğini ileri geri yaptığım zaman onu görüyorsunuz. Sağ tuşa basınca right mouse diye yazıyor. Buradan fare ve klavye hareketlerimi takip edebilirsiniz. Mouse kursörünün yani fare imlecinin yani bu okun hareket ettirdiğim bu okun etrafında gördüğünüz sarı şeffaf daire fareyi çok hızlı hareket ettirdiğimiz zaman rahat takip edebilmeniz için kayıt programı tarafından verilmiş bir seçenek. Onu açtığımız için görünüyor. Böylece durduğu yerde fareyi kursörü kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bir tane soru gelmişti. Ben de yok masa açabilirim diye. Sizde olmaması gayet normal. Blender'ın kullanıcı arayüzü, user interface bu karşımızdaki her şey panellerden oluşuyor. Birbirinin üzerine kapanmayan panellerden. Bu bir örneğin editör. Blender'daki adı editör bunların. 3D viewport editörü. Şuradaki sol üst köşeye durduğunuzda 3D viewport olduğu isminin editör tipinin ve altında da kısaca ne yaptığı ile ilgili bir açıklama var. Manipulate objects yine 3D environment, 3 boyutlu bir çevrede işte evirip çevirdiğimiz ve bu objeleri hareket ettirdiğimiz 3D viewport deniyor buna. Diğerlerine bakalım. Burası outliner editör. Objeler arasındaki hiyerarşi ve collection'lar. Bu ayrı bir ders konusu. Burası Properties Editor. Bu Properties Editor'da birçok özelliğin işlendiği çok geniş bir ders konusu olacak bir pencere, editör, panel. Burası da Timeline Editor. Animasyonlarda kullandığımız faydalı bir editör. Bu editörlerin içeriklerini değiştirebiliyoruz buradaki konulara. Bu ikonlar genellikle sol üst köşede. Bir iki tanesinde galiba sol alt köşede. Çoğunluğu sol üst köşede. Ve ikonun şekli de o editörle ilgili bir ipucu verecek şekilde tasarlanmış. Buraya tıkladığımız zaman açılan pencerede, tıkladığımız zaman açılan pencerede istediğimiz gibi bunu değiştirebiliyoruz. Örneğin bunu shader editör yapalım. Şu anda bu shader editörü oldu. Ve tekrar buraya gelip bunu 3D viewport yapabiliriz. Ya da şuradaki kısa yol tuşlarını kullanabiliriz. Shift F5 3D viewportmuş. Shift F3 şey direktör. Şurada birkaç tanesi Shift F3. Neden aynı? En ufak bir fikrim yok. Bağlama göre mi değişiyor yoksa bu bir hata mı? Henüz başka bir şey atanmamış mı bilmiyorum ama gerektiği kadarı var. Örneğin burada Shift F3 ile şey direktöre geldim. Shift F5 ile de tekrar 3D Viewport'a geldim. Bunların içerini değiştirebildiğim gibi boylarını da değiştirebiliyorum. Örneğin şu editörleri, panelleri birbirinden ayıran şu siyah çizgilerin üzerine durduğumda kursörün şekli değişiyor. O vaziyetteyken farenin sol tuşuna basıp hareket ettirdiğimde basılabiliyorum basılıyken tuşu hareket ettirdiğimde orantılarını değiştirebiliyorum. Düşey bir çizgi üzerinde deneyelim. Bunun herhangi birinde durduğumda yine kursörün şekli değişti. Sol sağ ok haline aldı. Bu vaziyetteyken sol tuşa bastım. Bu şekilde bunları da değiştirebiliyorum. Bir şey daha yapabiliyorum. Bunların sayılarını da arttırabiliyorum. Aynı demin yaptığım gibi bu sınırlar üzerinde durduğumda bu sefer sağ tuşa bastığımda bir menü açılıyor. Bu menüde Area Options, Split Area dediğim zaman bölgeyi, arayayı böl anlamında. Bunu tıkladığım zaman bir tane düşey bölme ayrıcı çıkıyor. Bunu istediğim yerden bölebilirim. Böleceğim şimdi ama şunu göstereyim. Bu sadece bu pencereyle ilgili değil. Bu yatay çizgide bunu yapmakla bu moda giriyor. Bu mod bütün pencereler için geçerli. Yani bütün pencereleri burada yaptığım diye sadece bunlar için geçerli değil. Onu söylemek istiyorum. Şuradan bir yere tıklayayım. Burayı tıkladım. Buradan hop bir tane ayrıç daha yaptı sınır ikiye böldü ve ikisi de aynısından oldu. Bunun bir tanesini şey direktörü yapabilirim. Şöyle neyle bunu kapatayım. Burası da şey direktör oldu. Böyle yeni bir çalışma alanı şekli. Layout, yerleşim planı elde ettim. Bunu bu şekilde düşey için yapalım. Şu düşeyde, düşey bir çizgi üzerinde sağ tuş yapıp split araya deyince bu sefer yatay bir çizgi çıkıyor. Bakın ters. Yani üzerinde durup da menüyü açtığımız ayracın diğer yönünde bir bölme çizgisi çıkıyor ve bu şekilde bölebiliyorum. Bu da şey olsun, image editor olsun. Böyle yepyeni bir layout elde ettim. Workspace deniyor bunlara. O workspace'ler burada ön tanımlı olarak bir proje için gerekli olan editör tipleri ayarlanmış ön tanımlı olarak buraya sekmeler halinde. Bunlara workspace deniyor. Active workspace'i bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu benim yaptığım. Şimdi bunu eski haline getireyim. Örneğin bunu buraya kapatarak bu ikisinden bir tane elde edeceğim. Yine aynı benzer şekilde şurada durduğumda sağ tuş. Join araya dediğim zaman böyle bir ok çıkıyor. Geçen gün Andrew Price'ın Blender Guru'daki giriş programında buna benzer giriş videosunu seyrettim. Bende çıkmıyor dedi. Demek ki bazı problemler var. Bazı bilgisayarlarda çıkmıyor olabilir. Ya da belki de beta'yı kullanıyor bilmiyorum. Bende çıkıyor ve Belki o yüzden belki başka sebepten diğer ikinci bir yöntem var biraz sonra anlatacağım onu tavsiye etmiş ben de bunu tavsiye ediyorum kişilere göre değişir kullanım bunu bu tarafa kapattım burada yapalım şurada durdum sağ tuş join e, sağ sol bunu buraya kapatayım diğer yöntemde şöyle bakın şu siyah ayraçların sınırların bir şöyle bir siyah bölgesi var bir de buna komşu olan kısımları var. Şurası var. Burada bazı problemler olduğu için ben ta tavsiye etmiyorum. Bakın örneğin burada şurada da çıkması lazım. Burada çıkıyor, burada çıkmıyor. Şu e daha önce kursör şekli değişiyordu. Bunun yerine göre bu bana her zaman zor geliyor. Yani şu tam ortadayken tıkladığımda sol tarafa çalışmıyor. Çünkü tamam doğal iki taneyi bir tanenin üzerine kapatacağız. Nasıl kapatacağız hangisini? Ama yukarı aşağı kapatabiliyor aşağıdakini yukarıya kapattı. Peki açmak istiyorum. Açmak için yapacağım şey. Bakın şu içeride değil de onun hemen komşusunda dışarıda bir yerde durup böyle bölebiliyorum. Sonra bunu tekrar outliner editor haline getireyim. Eski haline getirmiş oldum. Bu bana birazcık daha zor geliyor. İsterseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yani şu içeride ayrı çalışıyor. Şunun hemen komşuluğunda ayrı çalışıyor. Burada evet şimdi çıktı. Demin çıkmıyordu bakın şimdi çıktı. Bunlar muhtemelen şimdi tekrar bölmek istiyorum bakın buradan yapacağım. Böldüm. Evet yeterince durduk bu konunun üzerinde böyle. Yani iki tane yöntemle bunu ne yaptım? Bunu da property üzerine getirmem lazım. Ee, bu yöntemle kendi layout'unuzu değiştirebilirsiniz. Bu layout'larda yani yerleşim planları yani workspace'ler burada tanımlanmış. Bunların arasında klavye tuşlarıyla kısa yolla Ctrl Page Down'la ileri geri gidebilirsiniz. Evet. Kullanıcı ara birimiyle ilgili bahsetmek istediğim bir şey de bende bütün her şey böyle büyük görünüyor. Sizde muhtemelen 1080 Full HD çalışıyorsanız yazılar her şey daha küçük görünüyordur. Ben düşük çözünürlükte çalışıyorum. Ders çekerken daha iyi görünüyor. Her şey daha iyi anlaşıldığı için. Birçok tutorial e, yüksek çözünürlükte yapmışlar. Küçük ben zorlanıyorum hakikaten okumakta. O yüzden böyle düşündüm. Bu şekilde yapıyoruz. Bunu değiştirmek için yine Edit'ten Preferences'e girelim. Burada interface'e girdiğinizde bakın burada Resolution Scale var. Bu normalde 1 geliyor. Ve işte gördüğünüz gibi her şey minicik oldu. Şöyle bunu o zaman daha iyi bir çalışma alanı elde ediyorsunuz bu şekilde. Ben çalışırken böyle çalışıyorum. Ders çalışırken sadece Edit'ten Preferences'ten bunu Ders doldururken 1.3 yapıyorum. Kocaman kocaman güzel görünüyor. Ama böyle yapınca örneğin bu satır buraya sığmadı. Tekerlek tuşuyla sağa sola kaydırabiliyorum. Full ekran çalıştığınızda hele 4K çalışırsanız bunlara ihtiyaç olmayacaktır. Ama ekranda bir şeyler sığmıyorsa mouse'un orta tuşuna basıp kaydırabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bu, bu tekerlekle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ya da Kontrole bastığınızda ve orta tuşa bastığınızda onların bağımsız olarak da görüntü oranını değiştirebilirsiniz. Bu her yerde aynı şekilde çalışmıyor. Burada zoom bu şekilde çalışıyor. 3D Viewport'ta böyle çalışıyor. Bakın kontrol ve orta tuşa basarak ileri geri yapıyorum. Mouse hareket ettiriyorum. Burada çalışmıyor. Zoom olsaydı bakalım sığmasaydı. Sığmasaydı çalışacakmış demek ki bakın. Ama kontrol çalışmıyor. Yani bunları deneyerek hangisinde ne tür çalışıyorsa şuraya şurada deneyelim. Orta tuşla sağa sola hareket ettirebiliyorum. Kontrolle zoom yapabiliyorum. Sadece yatay zoom yapmış oluyor tekerlekle de. Bu şekilde evet. İmlece basıp yani kontrolle basıp tekerleğe ileri geri yaptığımız zaman sağ sol, orta tuşa basıp yaptığımız zaman bunları deneyerek nasıl çalıştığını bulun. Şimdi birkaç tanesini gösterdim. Her bir editöre göre biraz farklılık gösterebiliyor ama büyük kolaylık sağlıyor. Burada benim yaptığım bir ayardan daha bahsedeyim. Burada sınır çizgileri bende biraz kalın. Ee, onun sebebi şu. Edit'ten Preferans'a e girdiğimde şuradaki Line Width'i interface'in altında. Line Width'i tik yaptım. Bunu otomatik yaptığınızda tine karşılık geliyor. Tin ya da otomatik ve bir de şey yapalım bunu da bir yapalım. Yani orijinal görüntü bu şekilde. Sizin de böyle görünüyor olması lazım. Bu ara çizgiler çok inceliyor. Üzerinde dururken daha hassas bir mouse hareketi yapmam gerekiyor. O yüzden onlara öyle yaptım ben. Yani girip buradan file'dan, pardon, edit'ten, preferences'ten bunu tik yapıyorum. Böylece ara çizgiler ve ve şu çizgiler de kalınlaşıyor. Görünürlüğü de artıyor. Bunu da 1.3 yapıyorum. Görüntü de bu şekilde. Evet, hmm, hatırlayabildiğim kadar kullanıcı ara birimiyle giriş dersinin konuları e, bunlar. Atladığım bir şey varsa arada aklıma geldikçe eklerim. Ama genel bunlar. Yani karşınıza Blender geldiğinde Blender ilgili diğer şeyleri öğrenmeden önce karşınızdaki kullanıcı ara birimiyle ilgili her şey bunlar. Birkaç unuttuğum varsa onlar hariç ekleriz. Bundan sonra bu editör tiplerini ayrı ayrı inceleyeceğiz. 3D viewport'u incelerken tabii ki Blender'daki navigasyon, objeleri hareket ettirme ve navigasyona gireceğiz. Buradaki bir sürü ikonlar var. Şimdi onlara geçelim.